Sen istiyor duş, izleyecek bu videoyu. Huy, su geldi. Duşumu alırım. Çok temiz kokarım. Merhaba arkadaşlar, ben Kafası ve bu da At Kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber duş akabini nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Neymiş o da aklıma şuradan geldi. Neymiş, annem diyor ki 3-4 aydır duş almıyormuşum. Neymiş efendim, saçların yağ. Neyse, ben de dedim oyunda bir yapalım. Yeri gelmişken, isminden söz etmişken, taş basamakta buraları 3 ölçülük kazdıktan sonra böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraları da taş basamakla kapatıyoruz ki su buradan çıkmasın diye. Daha sonra kırık taşımız var. Siz tabi istediğinizi koyabilirsiniz buralara. Böyle illa kırık taşla yapacaksınız diye bir şey yok. Buraya da meşe ağacı tahtasıyla kaplıyoruz. Sonra buraya bir kat daha çıkacağız. Hatta bir kat daha çıkacağız. Burası küçük oluyor buraya göre. Burayı da çıktık arkadaşlar. Daha sonra yapmamız gereken elimizde şalter var. Şalteri kullanacağız. Kızıltaş meşalesini tam arkasına koyuyorsunuz. Ve tabii ki bu Kızıltaş meşalesi nereden yukarı doğru çıkacak? Böyle bir sistem yapmalıyız ki oradan yukarı çıksın. Umarım olur. Umarım yetişir buraya kadar. İlk önce nereye koymamız gerektiğine karar verelim. Ki nereden su alta doğru gelecek ona bakalım. Şuradan şöyle yapsak. Şurayı delip buradan gelmesini sağlayacağım. Şu şekil, evet şu şekilde buraya pistonumuzu yerleştireceğiz. Tam buraya pistonumuzu yerleştiriyoruz. Çok da güzel duruyor. Artık buna bir ihtiyacımız yok. Buna bir derken buna ihtiyacımız yok. Yani buna bir derken daha sonra tabii ki bunlara da ihtiyacımız yok. Şu şekilde. Daha sonra bunları böyle döşüyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar. Gördüğünüz gibi bu artık çalışıyor. Buranın yanlarında kapatıyorsunuz ki su buradan da düşmesin. Su kovasıyla da buraya suyumuzu koyuyoruz. Bu tarafı istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Siz banyo yaparsınız, yani banyo tasarlarsınız diye düşünmekteyim. Daha sonra sadece yapmamız gereken bunu, yani şalteri çalıştırmak. Gördüğünüz gibi duşumuzu burada çok güzel bir şekilde ilkel yöntemlerle alabiliriz. Aa, bu ne lan? Kafamın içine girdim. Kafamın içine nasıl girdiniz? Çıkın lan kafamın içinden. Ne düşündüklerimi öğrenmek istemiyorsunuz? Çok değişik bir cümle kurdum biliyorum. Evet, temelde böyle çalışıyor. Çok basit bir yapım. Bu size tabii ki fikir vermek amacıyla ve yeni arkadaşlarımıza da fikir vermek amacıyla yapılan bir tasarım. Bu kadar basit işte, gördüğünüz gibi. Hatta ne yapıyorsunuz? Buraya bunu yaptıktan sonra benim şarkıyı da söyleyebilirsiniz. Söyleyemezsiniz, bir dakika. Su beni dışarı attı. At kafası geldi yine, kalbimizde yüretme. Duşta şarkı söylemek isteyenler için de birebir. Ama annem daha fazla bana kızmadan ben duşuma gideyim en iyisi. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Siz daha güzel yaparsınız bunu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve son olarak... 난 benden çok vuramazsınız ki, ben ejderhayım ya. Pislik.